Dici karşımda Gecemi Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Şimdi Tuğbak merhabalar. Şimdi TL'nin değer kaybı... Merhaba Zeya. Merhabalar, iyi yayınlar. TL'nin değer kaybı dolarda ve euroda %11'lerde ki biliyorsun bir ara 13.49 seviyesine kadar yükselen bir TL gördük. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklamasını az önce de okudum. Şimdi bu açıklamadan ne anlamak gerekiyor? Piyasa ne anladı? Bir de tabii ki işlem hacmine bakıyoruz. Borsa İstanbul tarafında 50.2 milyar TL'lik bir hacim var. Bu da yeni bir rekor. Neler aktaracaksın bize? Seri aslında neyi anlamamız gerekiyor? Merkez Bankası'nın kura müdahale etmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Çünkü burada Merkez Bankası'nın para politikası araçlarında ve aksiyonlarında hep bir yapısal kırılmalara gidiyordu. İşte Erdem Bahçe döneminde faiz koridoru uygulamaları, rezerv opsiyon vesaire. Ama bu seferki cari fazla doktrin değişikliği çok değişik bir yapısal kırılma bulundu. Zaten piyasada bunu bu kadar şiddetle beklemiyordum. Yani bir noktada kur psikolojik 11, 12, 13 seviyelerini geçtiği zaman da bir müdahale veyahut da bir sinyal gelir beklentisi vardı. Ama bunlar tamamen oyun alanı dışına çıkmış bulunuyor. Merkez faiz indirimlerine devam edecek. Şu anda kulağa çok ekstrem bir senaryo gelse bile Merkez Bankası'nın Aralık, Ocak, Şubat toplantılarında FED'den gelebilecek bir faiz artışı, sıkılaşma sinyali öncesinde yüksek tek haneye gelebilecek bir politika faizi ihtimali var. Zaten şu anki fiyatlama da bunu ekstrem bir şekilde senaryoya dahil ediyor. Kurda yeni rekorlar devam edecek olurken Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar devam edecek. Özellikle ihracat tarafında. Tofaş Oto, Ford Otomotiv, Arçelik, Sasa, Şişe bunların önderliğinde biz Borsa İstanbul'da yeni rekorlar görüyor olacağız. Çünkü bu sefer gerçekten yabancı yatırımcılar tarafında hem dolar hem euro bazında mal ve mal fiyatının ucuzlaması daha ekstrem boyutlara geçti. En basitinden BBVA şu anda gönüllü pay alımı ilan ettikteki euro seviyesiyle, şu anki euro seviyesine baktığımız zaman da yine %35-40'lık bir iskontoya sahip oldu. Dolayısıyla bu yukarı yönlü hareket devam edecek. Borsa İstanbul 100 endeksi için 1800-1850 seviyesi şaşırtıcı olmayacak. Bir de buna ilave olarak kurun aşırı değer kaybetmesi belli seviyelerde optimal getiriyi sağlayan yabancı yatırımcının çıkmasındaki kararları da bir şekilde engelliyor olabilir. Çünkü bir hafta öncesinde 9.45'ten karları alıp çıkmak varken şu anda hisse senedi tarafındaki getiriler aynı seviyede kalıp kurda %25-30'luk bir değer kaybıyla çıkışı devam ettirmek çok anlamlı değil. Dolayısıyla bütün bu kurun değersizleşmesi, ihracat faktörü, negatif getiriye karşı başka alternatif olmayacak şekilde Borsa İstanbul'a yönelme, senin bahsettiğin gibi bu rekor işlem hacimlerini devam ettiriyor ve devam ettirmeyi de göreceğiz. Pekala, şu an ekranda dolar TL var ve dolar TL tarafında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yani 12 aylık dönem için %41,64'lük bir değer kaybı görüyoruz Türk lirasında. Arkasından gelen ülke para birimi de Arjantin pesosu %16,36. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde en fazla kayıp TL'de. Bunun devamlılığını bekler miyiz? Çünkü net mesajlar geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Merkez Bankası'ndan net olarak mesaj geliyor. Kurda değersizleşme, cari fazla vererek kurun dengeye oturması, kur dengeye oturduktan sonra enflasyon normalleşecek. Enflasyon normalleştikten sonra ülkedeki refah ve büyüme tırnak içinde artacak şeklindeki doktrin bizim yeni normalimiz olduğundan dolayı kur tarafındaki bu yukarı yönlü momentum aynı şekilde devam edecek. Tabii burada İhracatçılar tarafında her ne kadar cirolarını arttırıyor gibi gözükseler de şu anda mal ve tedarik sıkıntısı reel ekonomi tarafında bugün itibariyle başladı. Stokları bitip yeni mal için ham madde tedarik etmeye çalıştıkları zamanda değersiz TL'nin bu sefer de acı yüzü devreye girecek. Dolayısıyla ihracat tarafındaki potansiyel de değersiz TL tarafıyla beraber çok farklı bir senaryoya da gidebilir diye düşünüyorum. Peki.